Marul değilim, yoğurt değilim. Her şey ucuz. Roko 2 lira. Biber ne kadar? 4 lira. Marul 3 lira. Yumurta 1 lira. Peynir 15. Buyurun. Kadınlar Pazarı. Her salı ve cuma kendi bahçesindeki ürünleri elleriyle toplayıp temizleyen ve emeğinin karşılığını almak için pazara getiren kadınların ekmek tekmesi. Yoğurt, sütüm 7 lira, yumurta 1 lira, nane de 1 lira, marulum da 1 lira. Marul 2 lira, ıspanak 5 lira, haydi her şey ucuz, roko 2 lira. Marul 2 lira, yumurta 1 lira. Yeşilin bin bir çeşidi, kırmızının göz alıcı rengiyle bir karnavalı andıran bu manzaralar Bartın'dan, Galla Pazarı'ndan. Galla yerel dilde kadın demek. 200 yıldır kurulan bu pazara köylü kadınlar sabahın erken saatlerinde geliyor ve ürünlerini yerleştirdikten sonra evlerinden getirdikleri kahvaltılık malzemelerini bir tepsinin ya da bir selenin üzerine koyup karınlarını doyuruyorlar. Kaça pancar? 5 lira. Kilosu. Buyurun. Yoğurt verelim. Maruldan ıspanağa, biberden baklaya, kabaktan köy peynirine kadar her şey var bu pazarda. Sekiz lira cevizin kilosu, 20 lira cevizin kilosu. Sonra asay burası Bartın neresi, sorma kayıp olmasın vatanıyız neresi. Burası Bartın. Adını içinden geçen ırmaktan alan, tarihi milattan önce 14. yüzyıla dayanan, doğa ve tarihin iç içe geçtiği bir Batı Karadeniz şehri. Tarihi konakları, şirin çarşıları, uçsuz bucaksız plajları, Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsuyu olan Bartın Nehri'nin içinden geçtiği, 200 bin nüfusuyla küçük ama içinde koca yürekli insanların yaşadığı bir şehir Bartın. İşte bu koca yürekli insanlardan biri de kadınlar pazarında tarladaki ürünlerini ve yoğurtlarını getirip satan 73 yaşındaki Feryat Ormancı. Beş çocuk, 11 torun sahibi olan ve herkesin yenge dediği Feryat Ormancı'nın yanında belki de pazardaki tek erkek olan eşi Salih Ormancı var. ...28 yıllık evlilikleri boyunca her işi beraber yapan çift pazarda da ayrılmıyor. Marul değilim, yoğurt değilim. Buyurun. Bunun en önemli nedeni Feryat yengenin pek de yerinde olmayan sağlığı. Oğlu, gelini ve torunlarıyla yaşayan Feryat ve Salih Ormancı çifti her sabah 6.30'da kalkıp işe koyuluyor. Kufeye getirver bana Safa.
Toprak küçük bir çocuk gibi hep ilgi istiyor. Çapalanıyor, otlar yolunuyor, sulanıyor. Toplanan ürünler pazar için hazırlanıyor. Feryat Hanım ve ailesi doğduklarından beri toprakla uğraşıyor. İnekler sağlıyor ve ardından otlaması için salınıyor. Her gün 25 kilo süt elde ediliyor. Kaynatılarak yoğurt yapmak için hazırlanıyor. Ardından tanesi 12 liradan satılacak 3'er kiloluk kovalarda mayalanıyor. Bartın'a özel olan manda ya da inek yoğurdunun farkı, hayvanların doğada beslenmesi. Çeştepe köyüne bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki 7 evde geçimini böyle sağlıyor. Emlak gitti mi ne? Yarın sabah erken gidelim, marulları toptan veririz belki. Sabah ezandan gidelim. Dereotlarını veririz, toptan veririz. Bakla varsa bakla toptan veririz. Afiyet. Aha. Bezelye çıkmış zaten. Toplamalı bugün. Bezelye, bakla. Tamam, baklalar ufak biraz be. Evin bahçesindeki işler bittikten sonra yoğurtlar mayalanmaya bırakılıyor ve çay molası veriliyor. Ardından tüm aile evin 1 kilometre ilerisindeki bahçeye doğru yola çıkıyor. Uzun yürüyüşler yapamayan Feryat Hanım tarlaya yürüteçle gidebiliyor. Bartın'ın yüz ölçümü 214 bin hektar. Bunun 74 bininde tarım yapılıyor. Ilıman iklimi tarıma çok uygun olsa da sık ormanlar nedeniyle tarım arazileri küçük ve dağınık halde bulunuyor. Tarımda buğday ve mısır başı çekiyor. Sebze üretimi öz tüketime hitap ediyor. Yani Bartın ürettiğini tüketiyor. Tüm aile ertesi gün gidilecek pazar için 48 dönümlük tarladan ürünlerini topluyor. 55 seneden beri pazarcılık yapıyorum. Salı cuma pazardayım. Çalışma diyorlar demezler mi? Yap, ben duramıyorum. 73 yaşıma girdim ama şu ayak işi yapamayan ama otururken falan. Biraz yapıyorum biraz oturuyorum. Biraz yapıyorum biraz oturuyorum. Yapmayın duramıyorum. Verimli topraklardan bu kadar çok ürün alınca yemekler de bir başka oluyor Bartın'da. Mutfağın baş tacı balık olsa da yöreye özgü onlarca yemek var. Bu yemekleri bu kadar lezzetli yapansa pişirme tekniğindeki farklılık. Ekmek, et ya da balık. Hepsi ekmek taşında pişiyor ve yemeklerin lezzeti bu taştan geliyor. Thank you.
Ekmek taşını yapan dört usta var Bartın'da. Onlardan biri Mustafa Kayık. Karaman köyünde dört nesildir ekmek taşı yapıyor Mustafa ve ailesi. Kömür renginde bir madenden çıkarıyor bu taşı. Büyük dedesinin bulduğu bu maden, büyük bir ailenin geçimini sağlıyor. Önce pergelle madenden çıkarılacak kısım belirleniyor. Ardından kazmayla etrafı kazılıyor. %40'ı kil, %60'ı camdan oluşan bu özel taşa 7 adet çivi çakılıyor. Çivilerin birbirine uzaklıkları eşit olmalı. Çiviler ne çok ne de az çakılmalı. Yani bunu küçüklükten alışmak gerekiyor. Yani belirli bir yaştan sonra buna artık eğililmiyor yani. Biz de küçüklükten başladık. 15 yaşımda başladım bu işe. Yani devam ediyorum. Yani sanatımı da seviyorum yani. Taş çıkarıldıktan sonra madenden indirilerek işleme geçiliyor. Tekrar pergelle şekil belirlenip baltayla kesiliyor. Enli kazmayla düzenleme işlemi ve taşlama yapılıyor. Ekmek için farklı, yemek için farklı şekil veriliyor. Bartın ve çevresinde her evde bu taşlardan var. Mustafa, el emeği, göz nuru ekmek taşını 70 liraya satıyor. Kelimenin tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkarıyor. İşlemden geçen taş son olarak ateşe konuluyor. Taşın en büyük özelliği, ateşin ister az ister çok olsun ısıyı belli bir oranda tutması. Bu nedenle yemek ya da ekmek ağır ve yavaş pişiyor. Taşın suya temas etmemesi gerek. Yağla temizleniyor. Artık yemek ya da ekmek için hazır. Yoğurdu, ekmeği, balığı, salatası yanında çilek de Bartın'la birlikte anılıyor. İbrahim Kurt çilek yetiştiricilerinden biri. Kalabalık bir ailesi var. Bir bahçenin içinde annesi, ablası ve ailesi ayrı ayrı evlerde yaşıyor. İşler tüm aile tarafından yapılıyor. Bunları pazara sen götür bugün. Evet. Bir ay işim var. Orada satarsın bunları, kenara koyulursun. Ne kadar sürecek senin işin bu? Bu şekilde ne kadar sürecek, ne kadar gideceksin? 20 gün sürer dediler. Yapamaz mısın? Yaparım artık tek. Ne yapalım işte, yapacak bir şey yok. Tek başıma mı gideceğim ben şimdi? Evet. Çilekleriyle ünlü Güzelcehisar köyündeki tarladan toplanan ürünleri bu hafta satmak İbrahim'e düştü. Kadınlar pazarına gitmekten pek mutlu değil. Normalde her hafta karısı Figen Hanım'ın sattığı ürünler bu hafta İbrahim Kurt'un tezgahında. Köyün en büyük gelir kaynağı çilek ve fındık. Hasat zamanı yaklaştıkça konuşulan tek konu ürünlerin kaç para edeceği oluyor. Çerze iyi misin bizim çerze? Çerze yok. Senin nasıl çerze? Benim çerze de iyi. İyi iyi, ben çok iyi, maşallah maşallah. Olacak inşallah bu sefer. Duman diyor inşallah. Ben çiçekleri sokacağım, yarın mı sokacağım çiçeği? Çarşıya götür abi ya. Çarşıya götüreyim, burada aracıları vermeyeceğim. Çiftçi abi, çiftçi para kazanmıyor, üretici yok. Kendini getirirsin, para kazanıyorsun. Evet, evet. Kendini... Aradaki aracı para kazanıyor, evet. Aracı para kazanamıyorsun. Ürünlerimizi normalde biz kendimiz hiçbir toplancıya vermiyoruz. Kendimiz toplayıp
pazar yerine kendimiz götürüyoruz, kendimiz satıyoruz. Toptancıya verdiğimiz zaman zaten ürünlerimiz çok düşük fiyata gidiyor. O yüzden hep kendimiz satmayı tercih ediyoruz. Tüm köy birlikte karar alıp aracıları aradan çıkarmışlar. Ürünlerini tüketiciye kendileri ulaştırıyor. Eğer pazara gidemeyecek biri olursa onun ürünleri pazara gidenler tarafından satılıyor. Bu dayanışmayla birlikte çilek ve fındık para eder olmuş. Güzelcehisar Köyü sadece çilekleriyle ünlü değil. 80 milyon yıllık lav sütunları bu köyü birçok yerden farklı kılıyor. Bu sütunlar doğanın ne denli büyük bir gücü olduğunu temsil ediyor adeta. Magmanın milyonlarca yıl önce püskürttüğü lavların soğuyup kristalleşirken oluşturduğu şekiller, cetvelle çizilip bıçakla kesilmiş gibi uzanan bazalt kayaçlarının ortaya çıkardığı formlar insanı hayrete düşürüyor. Lav sütunları Güzelcehisar Köyü dışında Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. İşler bitti. Aile her zaman olduğu gibi bahçedeki masada yorgunluğunu atıyor. Bu sohbetlerin değişmeyen konusuysa İbrahim ve eşi Figen'in evlenme hikayeleri. İbrahim bir kere değil, iki kere kaçırmış Figen Hanım'ı. Figen'i bir defa kaçırdık. Bir ay sonra babası geldi. Sonra aldı, tekrar kaçırdık. Biz gelinimizden çok memnunuz. O da bizden memnun. İbrahim, iyi ki Figen'i almışık vallahi. İyi ki kaçırmışık. Neden? Vallahi bundan iyisini nerede bulacaktık İbrahim? Gelin olarak mı diyorsun? Evet. Her işimizi yapıyor, çoğu işte her şeyimizi yapıyor. Kendisi kaçtı. Ben ne yapayım? Ben zorlamadım kimseye kaçtı. İbrahim yalan söyleme. Aracıyı ben de beraber kaçırmadık mı? İyi ki kaçırmışım. Kaçırmışım ya. Tabii böyle seni nerede bulacaktık? Bulamazdık. İbrahim bugün erkenden yola düşüyor. Amasra'ya, devamlı müşterilerine çilek götürecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sinan, bu kolay gelsin. Hoş geldin. Abi çilek getirdin. Tam zamanında getirdin abi. Ben de seni bekliyordum. Kaç sepet vereyim abi? Bir sepet alayım abi ben. Sinan abi şöyle buyur. Teşekkürler abi. Hoş geldin. Selamünaleyküm Recep abi. Selam. Hayırlı işler abi. Çilekler de güzelmiş. Evet abi, hoş bulduk. Çileklerini getirdim. Sonra tekrar ileride getiririm. Daha sonra. Aha, evet, bunları bir kullan. Devamını getiririm sana. Bittiği zaman haber verirsin abi, bilgi verirsin. Belki senin gelmene kalmadan daha erken biterse tamam, ben ararım sizi. Hı, tamam. Eğer ihtiyacı olursa gelmene de bırakırım. Evet evet, haberleşiriz tekrar ileride. Amasra, Karadeniz'in prensesi. Tarihi bir yarımada üzerinde kurulan ilçe, doğal bir liman. Meşe, gürgen ve köknar ağaçlarıyla çevrili ilçede, el değmemiş kumsallar güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yan yana sıralanmış balıkçı tekneleri, tarihi konaklar, dar sokaklar ve insana huzur veren sessizlik, Amasra için söylenen birçok benzetmenin karşılığını veriyor.
Fatih Sultan Mehmet'in Çeşmi Cihan, Cenovalıların Çiçekli Kale olarak adlandırdığı Amasra adeta bir Karadeniz Rivierası. Amasra'da görülmesi gereken yerlerden biri de Kemere adı verilen tek gözlü taş köprü. Amasra'nın Boztepe Adası'nı Anakara'ya bağlıyor. Tarih ve doğanın bütünlük oluşturduğu ilçede 14. yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilen Amasra Kalesi ve denizi aydınlatmak için yine Cenevizliler tarafından yapılan 7 metre uzunluğundaki direkli kaya en önemli tarihi eserlerden. Beş bin yaşında olan Amasra'da hangi sokağa girerseniz girin denize çıkıyorsunuz. Karaya çekilmiş balıkçı motorları, turistleri gezdiren yatlar, balık ekmek satan tekneler. Karadeniz'in prensesi olan Amasra'da denizi kaplayan bu tekneler, Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekkeönü köyünde yapılıyor. Sık bir gel oradan da. Olcay Süzer 61 yaşında. 8 yaşında çırak olarak başladığı bu işte Türkiye'nin en önemli ahşap tekne ustalarından biri olmuş. Tecrübelerini çalışanlarına aktarıyor. Şimdi tamam sıktıyız değil mi ağaca? Evet. Yerine geldi. Evet. Burasını da işe yaparız günaydın. Güzel bir tıraşını yap. Onu orada ayarlayalım. Oranın tahtasını yapınca ancak bu ağacın devamına başlıyoruz şimdi. Bunu devamını yap, ondan sonra orasını yaparsak. Yolu kıyalım, girsin. Mecnun kolay gelsin. Sağ ol. İyi, bak burasını çak şey macunlama tamam. Da ufak çiviyle tutturalım öyle çakalım tamam, ondan sonra çekelim macunu. Tamam. Babaları başlayacağız değil mi şimdi? Evet, tamam babaları tamam hallettik. Tamam daha iyi oldu. Bak burası iyi oldu Olga. Zaten bitti sayılır. Tamam. En büyük destekçisi ise oğlu Tuna. Onun iyi bir usta olduğunu görmek en büyük hayali Olcay Bey'in. Yüzyıllardır ahşap teknelerin yapıldığı köyde işler usta çırak ilişkisiyle yürüyor. Bizim geleceğimiz sizsiniz. Göz arkada kalmayacak tabii ki. Görüyorsunuz işte bizde hiç ustalığımız demedi yani. Mesela bizim çalışmalarımız, bizim çıraklığımızı anlatayım ben. Çıraklıkta geldiğimiz zaman hava bulutlandığı zaman yağmur yağacak diye dua ederdik biz. Bizim zamanımızda biz yaz günü çalışıp kış günü yatıyorduk. Şimdi evet, devamlı yani çalışıyorsunuz. Eski ustalarda mesela makine de yoktu hiç. Hep ele kuvvetli. Balta, ayak keseri, bıçkı, eski bıçkıcılar vardı mesela. Eski ustalığımız bizden iyiymiş. Bu bölge Osmanlı döneminde donanmanın gereksinimlerini sağlayan en önemli gemi merkezlerinden biri olmuş. Bugün Ege ve Akdeniz'de dolaşan teknelerin birçoğu bu köyden çıkıyor. Köyde 10 adet tersane var.
Bu tersaneler birçok insana iş olanağı sağlıyor. Ancak gençler bu mesleğe hiç de hevesli değil. Çok emek verilip az para kazanılan bu işe artık kimse gönül vermiyor. Özel siparişle çalışıyor Olcay Bey. Proje yok. Her şey kafasında. Müşteri ne istediğini anlatıyor, o da o isteğe göre ahşaba şekil veriyor. En çok da balıkçı teknesi yapılıyor tersanede. Sipariş üzerine tekne yapıyorum. Bizim buralara zengin müşteri gelmiyor. Çünkü atölyelerimiz yok. Görüyorsunuz seraların içinde tekne yapıyoruz biz. Buraya gelen müşterilerin %90, %99'u hatta balıkçı. Olcay Bey'in sipariş ettiği ekmek taşı Mustafa tarafından tersaneye getiriliyor. Bu taş tersane ya da ev için değil. Zaten hem tersanede hem evde birkaç çeşit ekmek taşı mevcut. Taşlarını getirdim. Eyvallah abi. Allah Mustafa sağ olasın ya. İyiymiş be. Güzel değil mi? Bayağı güzel. Yağlanmış güzelce. Üzerinde hazır. Süper süper. Hemen ocağa koyuyorsun. Tamam. Olcay Bey teknesi biten bir müşterisi için sipariş etti bu taşı. Her seferinde teknesi biten balıkçılara bu taştan da hediye ediyor. Ağacının bir tekneye dönüşmesi aylar alıyor. Onlarca kişi çalışıyor. Üzerine düşünülüyor, tartışılıyor. Müşterinin isteklerine göre tekrar elden geçiriliyor. En sonunda tekne suya indiriliyor. Bir tekne bitip suya indirildiğinde ilk sürüşü Olcay Bey yapıyor. Ahşabın suyla buluşmasına tanıklık ettiğini söylüyor. Yüzlerce tekneyi ilk kez kullanan Olcay Bey için bu anlar en keyif aldığı zamanlar. Bartın ve çevresinde yüzlerce yıllık meslekler geçmişten günümüze taşınmaya devam ediyor. Bölge insanı sadece işlerini iyi yapmıyor. Yaptıkları bu işlerle gurur da duyuyor.